Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında, radyoları başında, sosyal medya hesaplarında dinleyen bütün vatandaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimi, saygılarımı, muhabbet duygularımı gönderiyorum. Hepimizin adına gönderiyorum. Yeni bir yıla girdik. Elbette ki beklentilerimiz çok fazla. Sadece benim değil. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil. 84 milyon yurttaşın beklentileri var. Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz hep beraber. Daha iyi bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Caddelerde, sokaklarda yürürken tanımadığımız insanlara selam vermek istiyoruz. Tokalaşmak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Her evde huzur olmasın. Bir gelecek kaygısı olmasın. Her evin mutfağında bereket olsun istiyoruz. Her evde huzur olsun istiyoruz. Çocuklar okula giderken anneleri onları güler yüze okula göndersin istiyoruz. Herkesin sağlığı yerinde olsun istiyoruz. Bizim en büyük beklentimiz bu. Peki bu beklenti yanlış bir beklenti mi? Hayır. İnsan olan herkesin ortak beklentisi. Ama bu beklentiye Türkiye'nin ihtiyacı var. Onu da Allah'ın izniyle biz sağlayacağız. Kimse endişe etmesin. Kavgadan bıktık artık. Hakaretlerden bıktık artık. Milletimiz bunları bir tarafa yazıyor, not ediyor. Bundan eminim zaten. Kavga istemiyor bu insanlar. Huzur istiyor bu insanlar. Devleti yönetenler kin ve öfke duymamalı. Kin ve öfkeden medet ummamalı. Defalarca söyledim, yeni yılın başlangıcında bir daha ifade edeyim. Devlet kinle yönetilmez, öfkeyle yönetilmez. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, istişareyle ve en önemlisi adaletle yönetilir. Adaleti yok ettiğinizde devleti yok edersiniz. Geldiğimiz tablo budur. O kadar kin, o kadar öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar. Belediye başkanlarımız üzerine baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı rahatlıkla atabiliyorlar. Bunların inançları bizim inancımıza benzemiyor. Bu iftirayı atanların, bu haksızlığı yapanların, bu adaletsizliği yapanların. Bizim ruhumuzda adalet var, sevgi var, barış var. Bu toprakların ruhunda, hamurunda, çamurunda sevgi var, barış var. Huzur var, adalet var. Millete hesap vermek var. Her kuruşun hesabını millete vermek var. Devletin kaynakları çarçur edilemez. Birilerine peşkeş çekilemez. İntikam alacaklar. Kimden? Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Neymiş? Efendim orada teröristler çalışıyormuş. E senin görevin ne? Senin görevin teröristi yakalamak değil mi kardeşim? Git yakala. Niye bağırıyorsun? Varsa terörist yakasından yakala. Götür savcıya teslim et. Ama yapmıyor. Yapamıyor. Yok çünkü böyle bir şey. İftira atacak. İftira atacak. Çünkü İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar. Doymuyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size. O rant 16 milyon İstanbul'un rantıdır. Yedirmeyeceğiz. 16 milyon insanın hakkını, hukukunu koruyacağız. Belediye başkanımız seçimle geldi. Yüksek Seçim Kurulu bile ayarladılar. Orada bile dalavere çevirdiler. Sözde hakimler, efendim dört pusuladan birisi sahtedir diye kararlar aldılar. Adalet tarihinin yüz karasıdır o karar. Ne oldu millet? 13 bin küsürlük fark 800 bine çıktı. Ne diyordum ben defalarca? Bu milletin ferasetine güveniyorum.
Bu milletin vicdanına güveniyorum. Bu milletin adalet duygusuna güveniyorum diyordum. Ve hiçbir zaman da yanılmadım. Şimdi görevli müfettişler gitmişler oraya. Gitsinler kardeşim. Zaten müfettişler gidiyor. Niye iftira yaparak? Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de söylemişlerdi. Efendim Mansur Yavaş kazanırsa ne olacak? Efendim neleri? Evet. Faturaları efendim işte doğalgaz faturası, efendim elektrik faturası neyse faturaları efendim teröristler toplayacakmış. Ya bu kadar akıldan yoksun insanlar nasıl siyaset yapıyorlar? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Nasıl? Yani gerçekten zorluk çekiyorum. Tabii bizim belediye başkanları ne yaptılar? Bütün yolsuzluk dosyalarının üzerine gittiler. Kul hakkını takip ediyorlar. Kimseye kul hakkı yedirmeyeceğiz diye. Yedirmiyorlar. Şimdi bunların temel görevi kul hakkıyla beslenmektir. Bir daha ifade edeyim. Erdoğan dava açarsa bunu da mahkemede ispat etmeye hazırım. Ama korkudan dava açamaz. Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek beslenmektir. Alın teriyle değil, emekle değil, hakkıyla, hukukuyla değil, kul hakkını yiyerek beslenmektir. Şimdi atadıkları bir bakan var. Ne bakanıydı? Ulaştırma Bakanı. Orada genel sekreter yardımcısıymış İstanbul Büyükşehir'de. Yapılmayan işin onayını vermiş ve parasını vermiş. Ya yapılmamış hiç. Bina diyelim, bir bina. Bina yapılmamış ama bina yapılmış gibi para ödenmiş. Ve bu adam gelip bakan oluyor bu ülkede ya. Şimdi AK Parti'ye geçmişte oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Ne oldu bu dosya? Niye savcılar üzerine gitmiyor? Niye hakimler üzerine gitmiyor? Yolsuzluk dosyalarını tam yakalıyorlar, belgeliyorlar. İçişleri Bakanı diyor ki bunları bize vereceksin. 35 yolsuzluk dosyası. Bize ver diyorsun. Niye araştırmıyorsun kardeşim? Niye araştırmıyorsun? Kapatıyorlar dosyaları. O dosyalar kapanmayacak. O dosyalar açık olacak. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğiz. Bunlara hiç kimsenin endişesi olmasın. Ha bizim belediye başkanlarımız. Sizin feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil. Efendim, devleti yönetmekten söz ettim. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle yönetilir. Millete yalan söyleyerek devlet yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır. O hakkı korumak zorundadır devleti yönetenler. Ama sarayda oturan zat hep millete yalan söyledi. Bir daha söylüyorum. Hep millete yalan söyledi. Yeri geldi, beceriksizliğini dış güçlere yükledi. Efendim dış güçler yaptı. Yeri geldi pazarcılar yaptı. Yeri geldi stokçular yaptı. Yeri geldi marketler yaptı. Yeri geldi çiftçiler yaptı. Tabii vatandaş yiyor mu bunları? Yemiyor tabii. Kardeşim bu ülkeyi yöneten sen değil misin? Sensin. Dış güçler varsa senin dış güçlerle mücadele etmen gerekmiyor mu? Gerekiyor. Stokçular varsa stokçularla mücadele etmen gerekiyor mu? Gerekiyor. Neden bunları yapmıyorsun sen? Neden millete yalan söylüyorsun? Değerli arkadaşlarım, dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunları gerçekleşti. Dolar kurunu yükseltenler 18'den sattılar, daha sonra 13'ten geri aldılar. Dünyanın parasını kazandılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti. Şimdi biz zaten haram. Haram olsun diyorsun da kardeşim. Zaten haram.
kul hakkından beslenen kişiler zaten haram yerler. Zaten haram yiyorlar. Ben de bunu gayet iyi biliyorum. Ama haram onlara tatlı geliyor. Şimdi bu soygunun bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Bir önerge verdi grup başkan vekillerimiz. Önerge bugün görüşülecek. AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren değerli kardeşlerime de sesleniyorum. Bu önergeye kim hayır diyorsa o yolsuzluğun ortağıdır. Bir daha ifade edeyim. Bu önergeye kim hayır diyorsa yolsuzluğun ortağıdır. Değerli arkadaşlarım, bütün vatandaşlarımın bugün öğleden sonra meclis televizyonunu dinlemelerini isterim. Soygunun ayrıntıları orada olacaktır. Kimin ne kadar döviz sattığı, kimin ne kadar döviz aldığını öğrenmek istiyoruz. Herhalde kasap almadı, manav almadı, apartman görevlisi almadı, esnaf almadı, tüccar almadı. Kim bir vurgunu yaptı? Kimin önceden haberi vardı? Kime bu bilgiler önceden gönderildi? Ve neden yükseltildi? Ve neden düşürüldü? Bunu öğrenme hakkımız var. Ekmek alırken vergi verirsin, devleti soyan 5 kuruş vergi vermez. Bunu sormamız lazım. Biz soracağız. Bugün reddedilse dahi hafızamızın bir yerinde duruyor. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bu soygunları da unutmayacağız. Herkesin bilmesini isterim. Efendim bir sürü masal anlattılar. Masalları dinledik. Dış güçler, iç güçler, efendim marketler, efendim bilmem kimler bunları yaptı vesaire diye. Bunlara kimse inanmayınca yeni bir şey söylemeye kalktı beyefendi. Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz diyor. Demek ki şunu kabul ediyor. Bir fahiş fiyat var. Bu fahiş fiyatı kim yaptı? Onu söylemiyor. Ama mücadeleyi sürdüreceğim diyor. Bu işin mücadelesini sürdüreceğim diyor. O zaman şu soruyu sormak hakkımız. Fiyatların fahiş olmasını kim sağladı? Fahiş fiyatları milletin önüne kim koydu? Kimin şikayet etmesi gerekiyor? Kimin mahvoldum demesi, mahvoldum diyor diyelim. Kim bunları yapıyor? Şimdi değerli arkadaşlar, önce vatandaşlar açısından bir bakalım. Elektriğe %52 ile %127 arasında zam yapıldı. Şimdi zammı dış güçler mi yaptı? Manavlar mı yaptı? Apartman görevlisi mi yaptı? Polis memurları mı yaptı? Elektriğe %52 ile %127 oranında zammı kim yaptı? Fahiş fiyat diyor ya, şikayet ediyor. Mücadele edeceğim diyor. Zammı sen yaptın kardeşim. Zammı sen yaptın. Dedi ki kademeli tarife uygula, kademeli sosyal tarife uygula dedik. Efendim yapmışlar. %50 kWh'e kadar %52, onu aşarsa %127 oranında elektriğe zam. 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik ortalama 230 kWh. 4 kişilik aile. Ve 4 kişilik aile %127 zamla elektrik parası ödeyecek. Şimdi sorma hakkımız var. Elektrikte Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? AK Parti'ye oy veren kardeşim, bu soruyu sana soruyorum. Dış güçler mi yaptı bunu? Hangi güç yaptı bunu? Ve neden yaptı? %127 elektriğe zam. Elektriğe zam. Nasıl ödeyecek bu vatandaşlar bunu? Peki elektriğe zam ne demek? Elektriğe zam, iğneden ipliğe her şeye zam demektir.
Sanayide de elektrik kullanılır, kasap da elektrik kullanıyor, manav da elektrik kullanıyor. Biz de evlerimizde elektrik kullanıyoruz. Herkes elektrik kullanıyor. Fahiş fiyata ortam hazırlayan kim? Erdoğan. Faiz zamı yapan kim? Erdoğan. Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim deyip halka yalan söyleyen kim? O da Erdoğan. Sadece o mu? Hayır. Ne diyor? Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz diyor. Kardeşim, doğalgaza, evlerdeki doğalgaza %25 zam yaptı. Ticari ve sanayi kuruluşlarında da %50 zam yaptı. Zamı kim yaptı? Dış güçler mi yaptı? Sen yaptın. Kararı sen verdin. Resmi gazetede sen yayınladın. Peki kiminle mücadele edeceksin? BOTAŞ'la mı mücadele edeceksin? BOTAŞ'a talimatı veren sensin. Elektrik şirketleriyle mi mücadele edeceksin? Onların taleplerini yerine getiren sensin. Peki kiminle mücadele edeceksin? Fahiş fiyat uygulayan kiminle mücadele edeceksin? Değerli arkadaşlarım, doğalgaza zam gelirse iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Sanayide kullanılıyor, elektrik üretiliyor, her şeyde var, hayatımızın her alanında var. Erdoğan'a bir çağrıda da bulunmamız lazım. Ya Allah aşkına zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Ya de ki mesela şuna zam yapmadık. Açıklayamaz. Ama ben bir tüyo vereyim. Teneffüs ettiğimiz havaya şimdilik zam yok. Oradan kurtarıyoruz. Doğalgaz, doğalgazın getirdiği yük Türkiye genelinde vatandaşlar tarafından eşit paylaşılıyor mu? Bu da önemli bir sorun. Hayır. Erzurum'dan sonrasını aldı doğuya doğru. 6 ay küstürüyor soğuk hava. Doğalgazı o insanlar kullanıyorlar. O insanlara bir indirim var mı? O insanlar için bir ayrıcalık var mı? O da yok. Ama bu illerin tamamında AK Parti birinci parti. Ve dolayısıyla şimdi her birimiz sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyacağız ve oyumuzu öyle kullanacağız. Ve diyeceğiz ki korkmayın, çekinmeyin, geliyor, gelmekte olan. Diyeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim. Ne diyordu? Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz diyordu. Şimdi bir de çiftçiye bakalım. Öyle ya. Bakalım çiftçiler de bu fahiş fiyat oyunlarıyla nasıl mücadele etmiş Erdoğan, bir görelim. Sadece 3 üründen söz edeceğim. Gübreden, yemden ve mazottan. Sadece 3 ürün. Son bir yılda yapılan zamlar. Amonyum sülfat %475 zam. %475. Saray ve avaneleri, şürekası bunları biliyorlar mı ya? %475 zam. Amonyum nitrat yani can gübre %410 zam. Üre gübresi %450 zam. DAP gübresi %300 zam. Kompoze gübre 20-20. %275 zam. Ya çiftçiye ne olsun? Ne yapsın çiftçi şimdi? Ne yapsın çiftçi? Gerçekten de hayret ediyorum. Tarlaya gübre atamadı çiftçi. O nedenle diyorum, daha baharımızı yaşıyoruz. Daha kışı tam görmedik. Çiftçi üretemiyor. Tarlaya gübre atamazsa ürün elde edemeyecek. Ürün elde edemezse gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız. Uyarıyorum defalarca, haftalardır uyarıyorum. Bir gıda krizi kapı karşısında kalabiliriz diye. Yem fiyatları, besicileri de alalım. Etlik piliç yeminde %120,
Yumurta yeminde %124, süt yeminde %92, besi yeminde %99 zam. Nasıl alacak fakir fukara bunları? Bunların tamamını maliyete yansıtacaklar. Nasıl alacak vatandaş? Mazot fiyatlarında da %60 zam. Dolayısıyla bu fahiş fiyatları milletin önüne koyan kim? Çiftçi mi? Emekli mi? Apartman görevlisi mi? Taksi şoförü mü? Kamyon şoförü mü? Tır şoförü mü? Kim? Sanayici mi? Sarayda oturan zat. Bütün her tarafta arkadaşlarımın bu konuyu anlatmasını isterim. Fahiş fiyatın tek aktörü vardır. Bilinen tek aktörü vardır. Ağzından çıkanı resmi gazetede görürüz. Onun adı da Erdoğan'dır. Herkes bunu bilmeli. Herkes bunu bilmeli. Türkiye bu hale gelmeden önce malum referandum olmuştu. Diyordu ya, bu kardeşinize verin yetkiyi, göreceksiniz. Efendim faizle, dolarla, şununla, bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz dedi. Diyordu. Yetkiyi aldı mı? Aldı. Çiftçiyle nasıl uğraştığını gördük artık. Hepimiz biliyoruz. Emekliyle nasıl uğraştığını, taksi şoförüyle nasıl uğraştığını, kamyon şoförüyle nasıl uğraştığını, otobüs şoförleriyle nasıl uğraştığını, sanayicilerle nasıl uğraştığını artık çok iyi biliyoruz. Onları batırmak Erdoğan'ın görevi. Ekonomiyi bu hale getirdi. Evlerde huzur bırakmadı. Ve yine millete döndü, dedi ki ben ekonominin kitabını yazdım. Doğrudur. Zam dışında bir şey yok o kitapta zaten. Zammı dahi öyle bir hale getirdin ki evde, tencerelerde yangın var. Yangın var ya. Yani. Gerçekten de değerli arkadaşlarım, ev hanımlarıyla bir toplantı yaptı. Önce onları davet etti. Onlara şunu söyledi. Bakın birazdan çıkacağız televizyonlara. Allah aşkına içinizden ne geliyorsa onu söyleyin. Ne geliyorsa, neyi yaşıyorsanız onu söyleyin dedi. Allah şahittir. Ne geliyorsa içinizden ve neyi yaşıyorsanız onu anlatın dedim. Ağlayarak anlattılar ya. Büyük bir insanlıktır amcalar. Bunlar başka bir dünyada yaşıyorlar. Milyonlarca evde yangın var, mutfaklarda yangın var. Anlamıyorlar bunu. Anlamak da istemiyorlar. Zam üstüne zam yaptılar. Türkiye şu halde. 84 milyon insan bir kamyonun kasasında, freni patlamış bu kamyonun, yokuş aşağı hep beraber gidiyoruz. Yokuş aşağı gidiyoruz ama daha fazla zayiat olmasın diye, ekonomide de sosyal yaşamda da daha fazla yıpranma olmasın diye getir arkadaş sandığı, sen düzeltemezsin, düzeltecek insanlar var bu ülkede demek istiyoruz. Şimdi AK Parti'ye oy veren kardeşler diyecekler ki veya MHP'ye oy veren kardeşlerim diyecekler ki ya kardeşim sen de hep eleştiriyorsun ya. Yani hiç memnun olan yok mu? Hiç mutlu olan yok mu? O da haklı bir soru. Var tabii. Memnun olan, mutlu olan var. Mesela Londra'daki bir avuç tefeci son derece memnun. 84 milyonun ümüğüne basmış, habire buradan oraya dolar transferi yapılıyor. 180 milyar doların üzerinde bir parayı sadece faiz olarak ödedik. 180 milyar dolar. Faize karşıyım diyor ya, hikaye hepsi. Tam tersine faize ve faizcilere en büyük desteği veren kişinin adı Erdoğan'dır ve sarayda oturuyor bu zat. Dolarla ihale alanlar hayatlarından çok memnun. Hiçbir şikayetleri yok bunların. Dolarla garanti alanlar, bunların hiçbir şikayeti yok. Herkes çok memnun. Mevduatın elde edeceği faize dolarla garanti verenler ya da alanlar. Bunlar da çok memnunlar. Sarayda oturup veya saraya hiç uğramayıp torpiliyle bir yerden değil, dört yerden, beş yerden maaş alanlar. Bunlar son derece memnunlar.
Bunların bir şikayeti yok. Bunlar dönüp dolaşıp sabah, öğle, akşam Erdoğan'a dua ediyorlar. Başımızdan Allah seni eksik etmesin. Senin yüzünden biz bu paraları kazanıyoruz diyorlar. Doğru mu? Evet doğru. Kim yararlanıyor bu düzenden? İşte dedim bu parazitler yararlanıyor. Ama söyledim, Millet İttifakı olarak biz bu sorunu çözeceğiz. Türkiye'yi böyle getirip de dolar baronlarının ülkesi haline dönüştürmeyeceğiz. Bahçeli'ye de söyleyeyim, senin milliyetçilik diye ortada gezmenden de hoşlanmıyorum. Milliyetçi demek liraya değer veren kişi demektir. Haramzadelere, hiçbir ülkücü haramzadelere hizmet etmez. Hiçbir milliyetçi haramzadelere hizmet etmez. Anlatacağım biraz sonra neyin ne olduğunu. Bakın değerli arkadaşlarım. Bugün mü yine mecliste bir kanun görüşüyor, bu limanlarla ilgili kanun. Geçmişte özelleştirme, belli sürelerle özelleştirilmiş, ihale açılmış, belli firmalar Türkiye Denizcilik İşletmelerinin ve Devlet Demir Yolları'nın limanlarını ihaleyle almışlar. Ama kimisi 20 yıl, kimisi 30 yıl almış. 49 yıl değil. Şimdi bir kanun getiriyorlar. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkaracağı bir kanunla bütün süreleri 49 yıla çıkarıyorlar. Bu ne demektir? Özellikle bu lafım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten ve başkanı olan kişiye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin. Bir daha ifade ediyorum. O kanun tasarısını, teklifini geri çek. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir ayıbı kaldıramaz. İhale yap kardeşim ya. İhale yaparsın. Belki birileri daha fazla verecek. Niye ihale yapmıyorsun? Anayasaya aykırı uygulama yapıyorlar. Kanunlara aykırı uygulama yapıyorlar. Bakın. Bu bölümü Sayın Bahçeli dinlesin. Katarlıların işlettiği Antalya Limanı. İşletme süresi 2028'de bitecek. 2047'ye kadar uzatıyorlar. Ya Katarlılara ne vermediniz ya? Yer verdiniz, toprak verdiniz, takbalet verdiniz, liman verdiniz. Ya vermediğiniz yer kalmadı ya. Şimdi kalkacaksınız buna. Memleketi Katar Katar satarsınız. Ortalığa çıkıp ben milliyetçiyim diye gezersiniz. Nasıl milliyetçilik bu? Nasıl ülkücülük bu? Beşli çete de var bunların içinde. Onlar da buradan yararlanıyorlar. Katar dedim de bir şey daha ifade edeyim. Şimdi Katar aşkı malum sarayda. Herhalde aralarında bir dolar ilişkisi var. Başka bir şey olamaz yani. Türkiye'nin çıkarları geride. Türkiye'nin bütün mal varlıkları peşkeş çekiliyor. Tank palet dahil olmak üzere peşkeş çekiliyor. Ama kendisini milliyetçi ve ülkücü olarak kabul eden çakmalar sözde efendim işte biz buna karşıyız. Yok efendim karşı değil. Her türlü desteği veriyorlar. Bir örnek. Geldiler Katar şeyhleri miydi? Ağırlandılar, törenler yapıldı, bilmem neler, oralara gidildi vesaire. Aynı Katar gitti. Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgede Rumlarla işbirliği yaptı ve araştırma yapıyor. Tık çıktı mı? Konuşma yapan çıktı mı? Bahçeli'den bir ses çıktı mı? Erdoğan'dan bir ses çıktı mı? Dışişleri Bakanı'ndan bir ses çıktı mı? Hani bizim gemilerimiz geziyordu. Hani efendim şöyleydik, böyleydik, afrayla, tafrayla Anadolu'yu geziyordu. Ne oldu? Katarlılar olunca ağızlarına bant çektiler. Niçin? Çünkü Katarlılar bunların çok ama çok fazla sırlarını biliyorlar. Konuşamazlar Katarlılara karşı. Bir firmanın nasıl dolar bazındaki ihalesini nasıl düşürdüklerini de burada anlatmıştım ben. Katar aşkının topluma maliyeti nedir? Aslında bunun da oturulup bir tartışılması lazım. Bu konuda da bir hazırlık yapın.
Nedir yani bu Katar aşkının bize maliyeti? Tank paleti verdin, arazileri verdin, limanları verdin. Ki limanlar dünya ticaretinin %80'i deniz yoluyla yapılır. %80'i. Amerika'da küçük bir limanı Suudi Arabistan alacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Müdahale ettiler ve vermediler. Küçük bir limanı. Ya sen bütün limanları veriyorsun. Limanların bir özelliği daha var. Uyuşturucular buralardan geliyor. Uyuşturucu baronları buralardan besleniyor, buraları yönetiyor. Ve o baronlar siyaseti satın alıyorlar. Ve o baronlar hakkında kimse bir şey yapamıyor. Ve Türkiye'nin gençleri, üzülerek ifade edeyim, çok sayıda genç uyuşturucu batağında. Bunlardan bu beylerin haberi var mı? Hepsinin haberi var. Efendim, devleti yönetmeyi değil, devleti soymayı amaçlamışlar. Bir daha ifade edeyim. 19 yıl içinde devleti yönetmeyi değil, devleti soymayı amaçlamışlar. Devletin malı deniz felsefesiyle gidiyorlar. Ne kadar malı götürürsem dünyalığımı o kadar iyi yaparım diyorlar. Ve bunlar bir avuç insan, kene gibi milletin sırtına yapışmışlar. Kanını emiyorlar. Hatırlar mısınız? Titanic diye bir gemi vardı. Gemi battığı zaman fakirlerin bulunduğu katta kapıları kapattılar. Daha sonra anahtar, kilit vurdular oralara. Onlar yukarı çıkıp filikalara binmesinler diye. Batan geminin malları felsefesiyle yapıyorlar. O filikalara da binip gitmeyi istiyorlar. Ama biz göndermeyeceğiz. Ama biz soracağız. Bir soru daha. Faizler gerçekten düştü mü? Öyle ya. Yeri göğü inletiyor. Faize işte şöyledir. Faize karşıyım. Nas var. Nas neyi emir ediyorsa ben onu yaparım. Eyvallah. E soralım. Faizler düştü mü? Bir faiz düştü. Merkez Bankası'nın politika faizi düştü. Doğru. Yani Merkez Bankası dedi ki ben politika faizini düşürüyorum. Peki diğer faizler? Devletin 5 yıllık borçlanma faizi. Gidiyor devlet borç, para yok borç alıyor. Eylül ayından bu yana %17'den %25'e çıktı. Hani Nas? Sen borçlanıyorsun. Devleti yönetiyorsun sen ve sen borçlanıyorsun. Geçmişte %17'den Eylül ayında borçlanırken şimdi %25'ten borçlanıyorsun. Faiz de diyorsun. Yani sen faize karşıydın. Ya bir insan kendi halkına bu kadar yalan söyleyebilir mi ya? Tüketici kredisi faizleri %22'den %25'e çıktı. Hani düşmüştü faizler? Vatandaş da sanıyor ki faizler düştü. Yok efendim. Öyle bir şey yok. Ticari kredi faizleri %21'den %23'e çıktı. Taşıt kredisi faizleri %21'den %26'ya çıktı. Düşüyor mu? Hiçbirisi düşmüyor. Hiçbirisi. Faizleri düşüreceğiz, nas var deyip dini siyaseti alet edip vatandaşı kandırıp arka kapıdan hazineyi soyup faizcilere, tefecilere hizmet ediyorlar. Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tefecilere, faizcilere en büyük hizmeti yapan kişi sarayda oturan zattır. Adı da Erdoğan'dır. Herkes bunu bilsin. Kendisine uçan saraylar yapıldı. Uçan saraylar, kendi saraylar yapıldı. Uçaklar, koleksiyonlar hepsi yapıldı. Görünüyor arada bir gidip gençlere şiir okuyor. Soru kağıtlarını dağıtıyorlar bana Cumhurbaşkanı'na bu soruları sorun diye. Ama ben toplantı yaparken gençlere şunu söylüyorum. Size herhangi bir arkadaşım gelip de genel başkana şu soruları sorun diye bir kağıt verdi mi? Olur mu öyle? Tamam. Biz öyle konuşuruz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben de en samimi içten duygularımla her sorunuza cevap vereceğim derim. Kapalı kapılar ardında ise din soslu vakıflar var. Bunlar da devleti soymakla meşguller. Din iman aslında bunlar için hikaye. Hadislerde şu söz geçer.
Bir adamın namazı, niyazı sizi aldatmasın. O adamın dirhem ve dinarla, yani parayla olan ilişkilerine bakın. Bunu herkesin bilmesini isterim. Efendim, geçen hafta Erdoğan her zaman olduğu gibi en galiz söylemlerle, küfürlerle bir şeyler yaptı, söyledi. Tam da karakteri neyse onun gereğini yaptı. Güya ben eşkıyaymışım. Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğim için eşkıya olarak tanımlıyor. Neden gittim o kapıya? Bunu milletimin bilmesini isterim. Mahzuni Şerif'in bir türküsüyle buna cevap vereyim. Mahzuni Şerif şöyle der. Kader yolunda yorgunsun. Kurban gelir payın yoktur. Haftan yoktur, ayın yoktur. Ankara'da dayın yoktur. Mamudo kurban niye doğdun? Ben bunlara sahip çıkıyorum. İşte Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya git. Sınavda derece alıyorsun. Önemli dereceler alıyorsun. Sözlüde düşük puan verip seni eliyorlar. Niçin? Dayıları yok diye. Ben oraya gittiğimde zincirlerle kapıları kapadılar. Efendim oraya genel başkan gelmesin diye. Ama ben söyleyeceğimi söyledim. Değerli arkadaşlarım, genç arkadaşlarıma ifade edeyim. Var, dayınız var. Ankara'da amcanız, Ankara'da dayınız, Ankara'da dedeniz var. Fitil fitil burunlarından getireceğiz. Sizin hakkınızı savunacağız. Şimdi ikinci safhaya geçiyoruz. Söz verdim onlara. Arkadaşlarıma söyledim. Tüm hazırlıklar tamamlandı. 81 ilde, yani Türkiye'nin bütün illerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuktan sorumlu il başkan yardımcıları var. Ve hukuk komisyonları gerekli dosyaları hazırladılar. Gerekli çalışmaları yaptılar. İsteyen evladımız, haksızlığa uğradığını düşünen isteyen evladımız bunlara başvurulacak ve kendilerine her türlü destek sağlanacak. Ayrıca online başvuru için de çalışmalar başladı. Bir internet sitesini kısa zaman içinde oluşturacağız ve bunu da genç arkadaşlarımıza söyleyeceğiz. Son söz, buradan evlatlarımıza, bunu yapana da bir şeyler söylemek isterim. Senin yatacak yerin yok. Sen varsın ya. Neyse. Hepinize saygılar diliyorum. Oturumu kapatıyorum. Hepinize saygılar diliyorum.